Bugün bilim adamlarının, uzmanların, köpek sevenlerin hepsinin ortak tartışma konusu olan hangi ırk, hangi melez en tehlikelisidir? Ne olursa olsun melez bir köpek beslemek, üretimini yapıp piyasaya sürmek, satmak birçok ülkede yasak. Bugün bu kara listedeki en tehlikeli köpekleri inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Az önce böyle değişik bir giriş yaptım, hoşuma gitti öyle bir giriş yapmak. Neyse, dediğim gibi bugün dünyadaki en tehlikeli ve beslenmesi yasak köpekleri inceleyeceğiz. Video yapmadan önce burada kendime bir şey hazırladım. Okumam gereken yazıları hazırladım. Onları okuyacağım, fotoğraf ayarladım, video ayarladım, bunların hepsini yapacağım. Ve çok heyecanlıyım böyle video yapacağım için. Gerçekten de çok beğenerek yapacağım bir video. Bu arada bir daha söylüyorum, şuradaki yazan Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bu hafta sonu bir çekiliş yapacağız, sadece Instagram'dan duyuracağım her zaman söylediğim gibi o çekilişi. Ve videoya başlamadan önce kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Her zaman söylediğim gibi umarım beğenen herkes yazılarından yüksek not alır. Ama tabii ki de yazılınızdan yüksek not almanız da size de bağlı bir şey. Ben sadece burada sizin için dua ediyorum. Amerikan Bulldog. Amerikan Bulldog Danimarka'da, Singapur'da ve birkaç tane ülkede yasak. Ayrıyeten Amerika'nın bazı eyaletlerinde de dışarı çıkarması, sokağa çıkarılması yasak. Eskiden çiftlik köpeği olarak bilinirdi bu köpekler. Öyle kullanılırdı. Yani kullanım amacı oydu. 100 kilonun üstündeki yaban domuzlarını avlamak için kullanılırdı bu köpekler. Ve bu köpeklerin en büyük özellikleri de çene yapılarıdır. Çok güçlü bir çene yapıları var. Bu da zaten bu köpeği önemli, özel yapan noktası. Söylediğim gibi çok güçlü bir çene yapıları ve çene basınçları var. Bu yüzden yaban domuzlarını, büyük vahşi domuzları avlamak için kullanılıyorlar bu köpekler. Ama şu anda genel olarak dövüş köpeği olarak kullanılıyorlar. Ne yazık ki. Bandox. Adından da anlayabileceğiniz gibi hani orta çağda geceleri tasmasız salınıp böyle mülkü koruması için eğitilmişlerdir. Şu anda ise Amerikan Pitbull Terrier'i ile birlikte vahşi Amerikan Pitbull Terrier'inden başka vahşi köpek ırklarıyla çiftleştirilerek ölümcül köpekler ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Amaçları ise çok büyük bir boyda pitbull görünümlü köpeklere sahip olmak ve ailesi melez olan tüm bandoglar dünya çapında yasak bir ırktır arkadaşlar. Yani diğer köpekler gibi bazı yerlerde değil, tüm dünyada yasaklanmıştır bu köpekler. Zaten ismi de bu yüzden Bandog'tur. Dünyada beslemek, hani ne kadar büyük bir alanınız olursa olsun beslemek, bu köpeği evde beslemek, bahçede beslemek yasak. Hiçbir şekilde bu köpeği besleyemiyorsunuz şu anda dünyada. Şimdi arkadaşlar, Neapolitan Mastiff, aynı zamanda da Mastin olarak bilinen bir köpek ırkıdır. Bu köpek ırkı ilk önce İtalya'da kanlı gladyatör savaşlarında gladyatörle birlikte kullanılmak için oluşturulmuştur. Bu köpekler melez ve belli bir amaç için oluşturuluyorlar arkadaşlar. Aynı zamanda Romalılar savaş köpeği olarak Mastino'yu kullanırlardı. Şimdiki zamanda bu köpekler ise özel mülkü korumak için varlar. Yani eğer eviniz bu köpekleri beslemeye elverişliyse bu köpekleri besleyemiyorsunuz. Şu anda Singapur'un tamamında bu köpeği evde beslemek yasak. Aynı zamanda Romanya'nın da bazı eyaletlerinde evde beslemek yasak bu köpeği. Eğer bu köpeği beslemek istiyorsanız söylediğim gibi bu köpeğe uygun bir yaşam alanınız olması lazım. Yoksa bu köpeği asla besleyemiyorsunuz. Ulan hani öyle böyle değil. Gerçekten şu anda bu bilgilerin de çoğunu ben yeni öğrendim. Gerçekten çok enteresan şeyler dönüp bitiyor ya. Adamlar köpek üretiyor. Melez köpekler üretiyorlar. Hani kendi amaçlarında kullanmak için köpek üretiyorlar. Ve birçok köpek de hani dövüş köpeği olarak eğitiliyor ve bu benim en çok karşı olduğum şeylerden bir tanesidir. Köpeklerin dövüş için eğitilmesi, dövüş için büyütülmesi, bunun için kullanılması çok büyük bir yanlış. Ve aynı zamanda bu bir canilik. Böyle bir şey keşke hiç yapılmıyor olsaydı. Wolf dog arkadaşlar, yani kurt köpeği anlamına geliyor tam anlamı. Bu köpeklerin birçok örneği var. Örneğin hani evcil köpeklerle kurt köpeklerini çiftleştirerek ortaya çıkarılmış melezleri var bunların. Ayrıyetten Çekoslovakya'nın ve Alman kurdunun birleştirilmesi şeklinde oluşturulmuş melezleri de var. Ayrıyetten Veknizya'nın vadi kurtuyla birlikte Alman kurdunun çiftleştirilmesi sonucu da oluşan bir ırkı vardır. Bu köpeğin de en bilindik cinsinin ismi de Whitefang'dir. Londra'da bu köpekler bulunuyor genel olarak. Bu köpekler tamamıyla evcil bir şekilde de büyütülebilir, tamamıyla savaş makinesi olarak da büyütülebilirler. Ve bu köpekler şu anda Norveç'te birçok çocuğa saldırdıkları için yasaklanmıştırlar. Yani wolf doglar arkadaşlar çok fazla sahip oldukları, beslendiği mülkü korumaya yetkenli köpeklerdir. Bu yüzden evinize gelmiş misafiriniz, torununuz olsun, kuzeniniz olsun, evinize girdiği gibi bu wolf dogların cinsi çok tehlikeli olduğu için de hani laboratuvarda üretildikleri için direkt insanlara saldırıyorlar. Bazen sahiplerine bile durduk yere saldırdıkları oluyor arkadaşlar. O yüzden bu köpeklerin en çok koruma alanlarında, bahçelerde büyütülmesi öneriliyor. Dediğim gibi bahçeye kim girerse girsin saldırdığı için engellenmiş bu köpekler, yasaklanmış Norveç'te.
Ağzım kurudu ya. Bayağı ağzım kurudu. Sarı kola cidden iyi geliyormuş insana. Buurbal arkadaşlar orijinali Güney Afrikalı olan iri bir mastif köpek türüdür. Countryside evleri denilen yani köy gibi yerlerde evleri sırtlan, aslan ve diğer büyük yırtıcı kedilerden korumak için var bu köpekler. Ayrıca bu köpekler de avcılar için çok değerli bir köpektir. Denmark'ta yasaklanmış bir cinstir bu köpekler arkadaşlar. Çok iyi koruma olan bir köpektir arkadaşlar bunlar. Çocukları da çok severler. Avcılık yeteneklerinden de bahsetmek gerekirse arkadaşlar, bu köpekler vahşi ailelere ve vahşi yaban domuzlarını çok iyi avlayabildikleri için avcıların neredeyse bir numaralı tercihi diyebiliriz. Ama dediğim gibi bu köpekler laboratuvar ortamında üretildikleri için veya hani bilinçsiz insanlar tarafından çiftleştirildikleri için çok yırtıcı ve huysuz olabiliyorlar. Aralarından birkaç tanesi dışında hiçbiri eğitmeni kötü olmadığı sürece, kötü bir amaç için eğitilmediği sürece insanlara saldırmıyor arkadaşlar. Yani bu köpeklerin bu özellikleri sadece eğitimcilerinden kaynaklanıyor. Benim köpeğim olsun, bak ciddi söylüyorum, karıncadan bile korkar. O derece rahat ben büyütürüm o köpeği. Pero de Pereza diye bir tane daha köpek var arkadaşlar. Yani Kanarya Mastifi olarak bilinir arkadaşlar bu köpekler. Kanarya Adası'ndaki yerlilerin bu köpeği çok büyük bir köpek ırkına çevirmek istedikleri için melezlenmiş bir cinstir. Bu köpeğin asıl kullanım amacı ise arkadaşlar köpek dövüşüdür. Ve bu ırk arkadaşlar bilerekten yani kasten sahibi tarafından 2001'de insan kanıyla kirlenmiş bir köpektir. Köpeğin saldırması için emir verilen kişi evinin koridorunda ölüyor arkadaşlar. Çok vahşi bir şekilde öldürülüyor köpek tarafından. Sahibinin bunu köpeğine bilerek kasten yaptırması sonucu sahibi hapse girmiştir arkadaşlar. Bu melezde arkadaşlar Yeni Zelanda ve Avusturya'da yasaklandı. Sırf sahibinin yaptırdığı o iğrenç şey yüzünden. Fila Brasileiro. Eski zamanların Brezilya Mastifi arkadaşlar Jaguar ve Boza'yı avlamak için, yani vahşi ayı avlamak için vardı. Tüm melez ve mastifler arasında sahibine en az itaat eden ve en tehlikeli köpek ırkıdır. Bu köpeğin kötü bir tarafı gibi görünebilir ama köpeği kendi çıkarları için kullanan sahipler için bu bir avantaj. Ama ne olursa olsun bu köpeklere sahibi dışında bazı durumlarda sahibinin bile dokunması tehlikelidir arkadaşlar. Britanya'da yasaklanmış bir köpek ırkıdır. Shiba Inu. Bu melez sıklıkla Japon Mastif olarak da adlandırılıyor. Ve bu köpeğin en büyük özelliği ise samuray gibi savaşması. Bunun nedeni ise sessiz olması ve çok büyük hasarlar vermesidir. Hiç havlamaz veya gırıldamaz ama vücut gücünü kullanarak direkt rakibini yere, düşmanını yere serptirmeye çalışır ve çoğu zaman da başarılı olur. Malta'da, Norveç'te, Denmark'ta yani Danimarka'da ve birkaç ülkede yasaklanmıştır. Hani köpeğin samuray gibi olması, samuray ismi verilmesi, köpek dövüşlerinde samuray gibi giyindirilmesi çok değişik bir durum bence. Hani bence en güzel ismi alan köpek bu bence yani, ciddi ciddi. Ama dediğim gibi kesinlikle benim en çok karşı olduğum ve gerçekten de gerekirse insanlarla kavga edeceğim bir neden var. Köpek dövüşü abi ya. Köpek dövüşü gerçekten de vahşet, iğrenç bir şey. Köpeklere zulmetmektir bu. Onların da bir canlı olduğunu, onların da Allah tarafından yaratıldığını unutmamak gerekir. Dili olmadığı ve konuşamadığı için köpeğe böyle davranmak yapabileceğiniz en büyük günahlardan biridir. Hani bunu size söylemiyorum, siz köpek dövüştürüyorsunuz demiyorum. Ama gerçekten bu yapılabilecek en adi ve en şerefsiz şey bence. Hani sadece köpek dövüşleri için değil, hayvan dövüşleri için. Horoz olsun, hani bunun kedi işi bile var yani. Kedileri bile dövüştürüyorlar ya, vahşet ya. Gerçekten yazık ya. Ve şimdi sırada pitbulllar var. Pitbulllar dünyanın en tehlikeli ırkı olarak biliniyor ama yanılıyorsunuz. Şimdi size bunun sebeplerini, pitbullların isimlendirilme nedenlerini falan anlatacağım ve gerçekten de şaşıracaksınız. American Pitbull Terrier. Pitbullları suçlu köpeklerin simgesi olarak biliyoruz değil mi, az önce de söylediğim gibi. Ama bu köpeklerin insanlara asla saldırmayacağını bilmemiz de gerekiyor. Bu köpeklerin saldırgan olmasının tek sebebi eğitmeni yani sahibi ve bu köpeğin eğitim şekli arkadaşlar. Bu köpekler insanlara karşı kötü bir şekilde makine gibi büyütülmezlerse, yani cani bir şekilde büyütülmezlerse insanlara karşı hiçbir zararları yok. Aksine en dost canlısı köpek ırklarından biridir arkadaşlar. Ve benim düşüncem, ayrıyetten yüz binlerce hayvan severin düşüncesi de pitbullların suçlu köpeklerin simgesi olmayı hak etmemesidir. Ama yaptırılan ve birçok yerde hala yapılan şeylerden dolayı Amerika'nın bazı eyaletlerinde bu köpeği beslemek yasak. Ayrıyetten Kanada'da ve birkaç tane daha ülkede bu köpeği beslemek yasaktır. Wow, çok ciddi ciddi hani zevk alarak konuştum. Zevk alarak montajlayacağım bu videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım videoda eğlenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz hemen 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten eğer kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bu arada Instagram'dan da, şuradaki Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın çekilişe katılmak istiyorsanız. Çünkü YouTube'da duyurusunu yapmayacağım, linkini vermeyeceğim. Ama okulumdan dolayı bu tür videoları yapamıyorum pek fazla.
Çünkü bu tür videoların montajı gerçekten de saatler sürüyor. Hani 1 saat 2 saat olsa neyse 3-4 saat sürüyor bu tür videoların montajı. Render'ı ve upload süresiyle birleştirdiğim zaman bu videonun çekiminden başladığımızdan bu videoyu yayınlayana kadar geçen süre hiç durmadan bu videoyu çeker çekmez hani çekim bittiği gibi kapatıp montaja başlayıp montaj bittiği gibi upload'a başlasam 7,5 saat sürüyor en az. İnternetim hızlı olsa bu süre 6 saate düşecek. Gerçekten bu tür videolar yapmak çok zor oluyor ve çok fazla zaman alıyor. O yüzden okul zamanı pek yapamıyorum bunu. Ama hafta sonları sizin de bildiğiniz gibi bu tür videolar çok geliyor. Her zaman geliyor hatta. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum tekrardan. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Eğer videoyu beğendiyseniz hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Dün attığım videoyu henüz izlemediyseniz ise sağdaki videoya tıklayın. Ve sizin için en iyi video olarak seçtiğim videoyu izlemek için de soldaki videoya tıklayın. Ve eğer henüz kanala abone olmadıysanız da ortaya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.